Hocam 40 yaşındayım. Her şey için geç mi? Bu soru sık sık soruluyor sevgili arkadaşlar. YouTube videolarının altında yazıyorlar. Hocam 40 yaşındayım, 50 yaşındayım, geç mi oldu? Hayır, geç olmadı. Bunu net söyleyebilirim. Neden geç olmadığını ben sana söyleyeyim. McDonald'ı büyüten bir adam var. Netflix'te hatta filmi var. Seyretmişsinizdir. Bu adam 57 yaşındaydı. İşi büyüttü. 57 yaşındaydı bu adam. İçindeki ateş her zaman o ışık yanıyor. Onun yaşla alakası yok. Veya KFC var. Bu da yine McDonald's gibi. Bunu kuran adam 67 yaşında emekli olduktan sonra kuruyor. Çok meşhur KFC yazarsanız bulursunuz. Yaşlı bir adam var, böyle gözlüklü, beyaz saçlı bir adam var. Bunun yanında bir atasözü var. Mesela spät als nie. Geç olması hiç olmamasından daha iyidir demek. Geç olsun, olsun yine. Bir de bizim atasözümüz var değil mi? Geç olsun, güç olmasın. Dolayısıyla 40 yaşındasın. 40 yaşında düşünsene, daha gençsin. Neler yapabilirsin? KFC kuran adamdan 27 yaş daha gençsin. McDonald's'ı büyüten adamdan 17 yaş daha gençsin. Yani senin daha 17 senen var. Sevgili arkadaşlar, ruh hiçbir zaman yaşlanmıyor. Önemli olan ruhun genç kalması. Ruhun genç olursa yaş 90 olmuş fark etmiyor. Yine de başarırsın. Hani bir hadis-i şerif var ya, kıyametin koptuğunu görüyorsun. Ama elinde bir fidan var. Ne yaparsın? Yine de o fidanı ek diyor değil mi Peygamberimiz? Yani devam et. Geç değil. 40 yaşı çok gençsin daha. 45 olur, 50 olur, 60 olur fark etmiyor. Kıyamet kopuyor. Görüyorsun fidanı. Ek diyor Peygamberimiz. O yüzden pes etmek yok. Peki 40 yaşındayım veya 45 yaşındayım veya 50 yaşındayım. Nasıl başlayacağım tekrar? Nereden başlayacağım diye soruyorsun. Ben örneklerimden anlatayım. 57 yaşında bitmiş, artık dibe inmiş, her şeyine el konulmuş bir iş adamı vardı sevgili arkadaşlar. Var olan her şeyine mali el koymuş. Artık hayattan tat alamaz duruma gelmiş. Nereden başlayacağını bilmiyor. Nasıl başlayacağım dedi. Bana geldiğinde şunu söyledim bak. Tekrar ayağa nasıl kalkarsın? Ben onu anlatacağım sana. Bir, yapman gereken şey ilk önce kendine değer ver. 57 yaşına kadar gelmişsin veya videoyu izleyen 40 yaşındaki kişi sen veya 45 veya 50 fark etmez. Sana sesleniyorum. Bu zamana kadar sen hep başkası için yaşadın. Hep başkasını ayağa kaldırmaya çalıştın. Bunlar senin evlatların olur, senin zevcen olur, senin amcanın oğlu olur, senin abin, senin kardeşin neyse. Hep onlar için yaşadın. Kendine değer vermekten daha fazla onlara değer verdin. Onlar acaba benim için ne düşünüyor dedin. Hep onlar için yaşadın. Kendine değer vermedin, kendini ihmal ettin. Şimdi artık vakti geldi. 57 yaşındaki kişiye söylüyorum bunu. Bugünden itibaren artık kendine değer ver. Çünkü sen düştün. Her şeyini kaybettin. Binaların var, iş yerin var. Bütün her şeyine el koymuşlar. Haciz gelmiş, el koymuş. Senin yanında kim var şu anda? Hiç kimse yok değil mi? Ama sen hep 57 yaşına kadar hep başkalarının arkasından koştun mu? Koştun. Değer verdin mi? Verdin. Ama şimdi kimse sana değer verip geliyor mu? Gelmiyor. Bugünden itibaren artık kendine değer ver dedim. Kendine değer ver. Kendini tanımaya başla. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. 57 yaşına kadar zaten ömrünü zayi ettin. Kendine değer vermediğin için, kendine önem vermediğin için, kendini tanımadığın için o 57 senen heba oldu, ziyan oldu, israf oldu. Sen artık kendine değer ver. Çünkü sen kendine değer vermezsen başkası sana neden değer versin ki? Niye değer versin ya? Onu sana değer vermesi için motive eden şey ne? Sen kendine değer vermiyorsan. O yüzden birinci adım kendine değer vermekten başlıyor. İkinci adıma gelelim. Kendine yatırım yap. Hep başkasına harcadın ya paraları. Hep onlara gitti paralar. Onlara kendinden daha fazla değer verdiğin için, onlara kendinden daha fazla güvendiğin için yatırdın onlara paraları, ama onlar yok piyasada. Onlar yok. Seni bıraktılar. O yüzden kendine yatır artık parayı. Şimdi bugünden itibaren parayı kendine yatır. Gelişimine yatır.
Ama hocam 57 yaşındayım, geç olmadı mı? Hayır, geç olmadı. Kıyamet kopmadı daha. Elinde fidan var, ek. Sorun yok. Vaktin var. Ölmedin. Elini kalbine götür. Bak yaşıyorsun, nefes alıp veriyorsun. Geç olmadı. Kendine yatırım yap. Kendi eğitimine, kendi gelişimine bütçe ayır. O bütçeleri hep başka yere harcadın sen bu zamana kadar. Kendine bütçe ayırırsan, kendine yatırım yaparsan, beynine yatırım yaparsan bu kaybolmuyor buradakiler. Zihninde, beyninde kaybolmuyor. Bunu kimse gelip çalamıyor. Bunu da anladık değil mi? Bütçeyi kendine harca. Sonra üçüncüsüne gelelim. Kendi potansiyelini keşfet. Herkesin potansiyeli var. Bak açık ve net söyleyeyim. Potansiyel bu kadar. Şu gördüğün kadar. Hayatında herkesin potansiyeli bu kadar. Fakat ne kadarını kullanıyorlar biliyor musun? Sadece şu gördüğünüz bölüm var ya, bakın şu bölümü kullanıyor herkes. Gerisi şu kadar, bak çıkarıyorum. Bu kadarını kullanıyor, bu kadar. Bu kadar kullanıyor, bu kadarı kalıyor. Kullanılmayan potansiyelini kullanmaya başlayınca zaten kapılar üstüne, kapılar açılacak, hiç beklenmedik yerlerden güzel rızıklar gelecek, fırsatlar gelecek ve onları değerlendireceksin. Potansiyelini keşfedersen. Bak bazı insanlar, onu da söyleyeyim. Benim çok çevremde iş adamı arkadaşlarım var. Bunlar işini kuruyor, düzenini kuruyor. Ondan sonra bir boşluğa giriyor. Tamam mı? Her şey tıkırında ya. Birden böyle boşluğa girince kendini meşgul etmek için hemen hobi arayışlarına giriyor sevgili arkadaşlar. Hiç kendisiyle alakası olmayan hobilere girmeye başlıyor. Orada zaman harcıyor. Kendine yatırım yapacağına hobilerine yatırım yapıyor. Paralar hep oraya gidiyor. O hobilerle meşgul olurken tabii kendini sorgulamaya başlıyor. Diyor ki ya benim bu kadar işim var, gücüm var. Ben neden bu hiç sevmediğim hobiyle uğraşıyorum? Hobiyi sevmiyorum. Neden bununla meşgul oluyorum diye boşa giriyor yine. Yine sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Hani bu bir çark var ya, o çarkın içerisinde böyle ömrünü zayi ediyor. Aslında hobiye kendini vereceğine, boşluğa düşeceğine, kazandığı parayı kendine, işine yatırsa işinde daha başarılı olacak, daha huzurlu olacak, geceleri daha rahat uyuyacak. Kafasına yatırım yaparsa, işine yatırım yaparsa, kendine yatırım yaparsa, kendine yatırım yaptığı zaman vakti olacak bu sefer. Sevdikleriyle beraber daha çok vakit geçirebilecek, kendisiyle daha çok ilgilenebilecek, kendine zaman ayıracak, evlatlarına, zevcesine zaman ayıracak. Çevresini genişletecek, daha sosyalleşecek aslında. Kendine yatırım yaparsa tabii, işini kolaylaştırırsa tabii. Sadece iş değil burada. İnsan kendini gerçekleştirmiş olacak. Yani kendine yatırım yapan insan kendini gerçekleştirmiş olacak. Kendi potansiyelini keşfederek, potansiyelini kullanarak hayatı daha iyi olacak bu insanın. Hayattan tat almaya başlayacak, geceleri rahat uyuyacak. Dolayısıyla senin de öyle bir durumun varsa, tamam mı? Rahatlık alanına girmemek için. Bir hobiye atlayacağına, oralara para yatıracağına, sevmediğin hobilerin içine gireceğine kendine yatırım yap. Kendini daha iyi gerçekleştirmek için. Senin hobin kendini geliştirmek olsun. Saçma sapan hobilere gireceğine seninle alakalı bir hobin olsun. Kendini geliştir. Eğitimlere katıl. Bu şekilde sen de 40 yaşından sonra veya 50 yaşından sonra tekrar hayata bağlanırsın, canlanırsın. Hiçbir şey geç değil. Hayattan tekrar eskisi gibi tat alabilirsin. Daha huzurlu olursun, daha mutlu olursun. Gece rahat uyuyabilirsin, kafanı rahatlatabilirsin. O yüzden kendini geliştirmek için eğitimlere katıl. Bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için yapman gereken bu videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. Sonra bir ön görüşme yaparız. Beraber sana bir strateji belirleriz. Sen de adım adım, step by step arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.